İyi yaşamak bir karardır. Kitleleri etkileyen büyük kararlar iyi bir hikayeyle yola çıkar. Tıpkı Global Wellness Day gibi. Global Wellness Day'in hikayesi özel bir soru ile başladı. Değerli olduğuna inandığımız her şeyi bir günle taçlandırırken, hepimiz için tek gerçek olan iyi yaşamaya adanmış özel bir günümüz neden yok? Doğru zamanda sorulan bu soru, kısa sürede her yıl Haziran'ın ikinci cumartesi günü kutlanan sosyal bir projeye dönüştü. Global Wellness Day ile ilk günden beri tek şey hedeflendi. Senede bir günde olsa insanlara iyi yaşamanın mümkün olduğunu hatırlatmak ve onları sağlıklı bir hayata davet etmek. Etkinlik ilk olarak 2012 yılında Türk Kalp Vakfı'nın desteği ve kanaat önderlerinin katılımı ile gerçekleşti ve ilerleyen yıllarda gelişerek devam etti. Global Wellness Day 2014 yılında dünyanın farklı kıtalarından ünlü iyi yaşam uzmanlarını ağırladı. Yabancı konuklar ve uluslararası otoriteler Global Wellness Day aracılığıyla tüm Türkiye'yi iyi yaşamaya davet etti. Etkinlik her yıl olduğu gibi sağlıklı beslenme, egzersiz, spiritüel yaşam, güzellik ve bakım atölyeleriyle iyi yaşamı her yönüyle işledi. Global Wellness Day geride kalan sürede dünyanın dört bir yanından destekçi buldu. Hollywood'un ünlü yıldızları da Global Wellness Day'e evet diyen binlerce isim arasındaydı. Dünyanın ilk markalanmış özel günü olan Global Wellness Day, global arenadaki yükselişini sektörün en prestijli buluşması olan Global Spa Wellness Summit'te sürdürdü. Global Wellness Day 2014 buluşmasının ana konularından biriydi. Sektörün önde gelen isimleri projeye tam destek ilan etti. Global Wellness Day'i tüm dünya için benzersiz kılan iki temel özellik ne? 1. Global Wellness Day katılımı ücretsiz ve halka açık bir etkinliktir. Proje hiçbir ticari amaç gütmez. 2. Yaşamını daha iyi kılmak isteyen herkes Global Wellness Day'e katılabilir. Etkinliğin kapısı herkese açıktır. Global Wellness Day 3 yılda sağlık ve wellness dünyasının saygı duyulan etkinliklerinden biri olmayı başardı. Global Wellness Day'in dünyayı değiştirmek için büyük hayalleri var. 2015 yılı bu hayaller için çok önemli bir dönüm noktası. Bütüncül bir sağlıklı yaşam bilinci oluşturmayı amaçlayan etkinlik bu yıl ilk kez bir kamusal alanda, İstanbul Maçka Parkı'nda gerçekleştiriliyor. Maçka Parkı gün boyu binlerce iyi yaşam gönüllüsünü farklı konuşmalar, atölye programları, eğitici paneller ve eğlenceli aktivitelerle ağırlamaya hazırlanıyor. 2015 yılı Türkiye'de doğan Global Wellness Day'in dünya geneline yayıldığı çok özel bir sene. Global Wellness Day bugün 53 ülkede aktif faaliyet gösteren iyi yaşam elçilerine sahip. Her kıtada temsil edilen bir organizasyon. Bu yıl Global Wellness Day dünyanın 300'den fazla farklı noktasında kutlanacak. Böylece Türkiye'de doğmuş ve dünyanın dört bir köşesine yayılmış ilk özel gün olarak tarihe geçecek. Dalai Lama 10 Haziran'da Avustralya'da gerçekleşecek mutluluk konferansında Global Wellness Day'e evet diyecek. Uzak Doğu'da, Tayland'da Global Wellness Day halka açık büyük bir organizasyonla kutlanacak. Paris'in ünlü Eiffel Kulesi Global Wellness Day kutlamasına sahne olacak. Los Angeles Times'da haber olup tüm Amerikalıları daha iyi bir yaşama davet edecek. Komşumuz Yunanistan'ın Mykonos, Selanik ve Atina gibi şehirlerinde Global Wellness Day etkinlikleri düzenlenecek. Dünyanın bir diğer ucu olan Vietnam'da Manlife dergisi okuyucularına Global Wellness Day'i anlatacak. Sizi yepyeni bir iyi yaşam teması ile tanışmaya ve bir günde hayatınızı değiştirmeye davet ediyoruz. İyi ki doğdun Global Wellness Day.